Japon, Kobe sığırından elde edilen Wagyu etinin kilosunu İzmir'de 22 bin liradan satışa sunan kasap Mehmet Günbey, papağanı Ayaz'ı da bu etle besliyor. Ayaz'ın Wagyu etini çok sevdiğini belirten Günbey, normal eti yemiyor ama 22 bin liralık etin tadına doyamıyor dedi. Öyle ki papağan Ayaz normal et uzatıldığında gagasıyla o eti atıyor, sadece Wagyu etini yiyor. Bakın, almak daha istemiyor. Bırak, al bakalım. Atıyor. Ağzına dahi tutmuyor. Şu şekilde. Normal sıradan etimiz ve bizim özel olarak yetiştirdiğimiz özel besi etimiz. Şimdi ikisini de veriyorum ona. Hangisini seçecek? Şimdi sizlerle görüntülüyoruz. Bakın, şimdi bunu seçti. Karıştırayım. Yine onu seçiyor. Hangisi? Bunu al. Atıyor. Bunu al. Alıyor. Şu an kilo fiyatı 22.000 TL. Özel besi Wagyu, Japon Kobe sığırları bunlar. Türkiye'de yetiştiriyoruz. 1500 TL'den başlıyor. 2500, 3500, 4500 öyle 22.000 liraya kadar çıkıyor. Türkiye'de en ucuz eti satan firmayız biz. Bir de en pahalı eti satan firmayız. Yani bu özelliğimiz var. 198 lira şu an kıyma kuşbaşıyı veriyoruz dükkanımızda. 22 bin liraya kadar da çıkıyor bu fiyatlar. Bu hayvanın özellikleri, en önemli özelliği stressiz bir ortamda yetişmesi. Yani yüksek enerjili yemlerle ve özel masaj teknikleriyle bunu yapıyoruz. Günde 3 sefer masaj yapılıyor bunlara. En önemli özelliği stres olmayacak yani. Stres olmadı mı bu şekilde yağlanmaya gidiyor. Sinir olmamış oluyor yani. Bunları böyle yavrum, kuzum severek, okşayarak büyütüyoruz yani. Kimler alıyor? Çok da uysal hayvanlardır yani böyle. Türkiye'de gelir düzeyi yüksek bir kesim alıyor bunu. Ve dünyadan da birçok yerden müşterimiz var. Dünyaca ünlü mesela yazılım şirketlerinin, isim vermeyelim tabii, sahipleri de bizim müşterimiz mesela yani gibi. Türkiye'ye geldiklerinde eti bizden gidiyor buradan. Mesela Amerika'dan gelenler tercih ediyor. Amerika'da da var. Bunu zaten bu Wagyu'yu Amerika, Brezilya bu tip ülkelerde yetiştirmiş. Zaten bizde oradan çıktı bizde bu konu. Dedik onlar yapmış biz niye yapmayalım? Biz de yaptık, başardık. Yani bir Türk olarak mutluyuz, gururluyuz. Amerikalılar geliyor, yiyor ve mesela Amerikalılar diyor ki biz böyle bir et yemedik. Gerçekten bunu diyorlar. Dubai'den, Katar'dan gelen müşterilerimiz var. Her kesime hitap ediyoruz yani. Bir projemiz daha vardı işte, şimdi çıkardık, önümüzdeki hafta satışa sunacağız. Kilogram fiyatı 45 bin TL etimizin fiyatı. Önümüzdeki hafta piyasaya süreceğiz bunu. Onun özelliği de bundan bir kat daha bakımları ağır ve biraz daha bonfile tarafına kaçacağız onda. Değişik bir sistem, çok da fazla açıklama yapmak istemiyoruz ama önümüzdeki hafta 45 bin TL'ye et satacağız. Kaliteleri yağ oranlarına göre değişiyor. Yağ oranları arttıkça fiyatı ve lezzeti artıyor. Papağanımız var. Biz de bunu hani böyle et verirken anladık. Yani bir tesadüf oldu açıkçası. Mesela normal etten verdiğimiz zaman yemiyor. Bu dry aged'lerden, lezzetli etlerden verdiğimiz zaman yiyor. Normal eti bırakıyor. Ama dry aged verdiğimiz zaman tadına doyamıyor. Şu an mesela onu işte dry aged'le besliyoruz papağanımızla. Kendimiz yemiyoruz ama papağanımıza yediriyoruz. Yani zaten papağanın yediği ne olacak yani o kadar. Katlanıyoruz artık diyelim yani. Baksana. Sevimli katlanılmaz mı? Papağanımız da etimizin lezzetini ve kalitesini ayırt edebiliyor. Yani hayvanlar bile ayırt edebiliyor bu kaliteyi. Masaj işleme tabi tuttuğumuz stressiz ortamlarda özel besi, özel seri etimiz. Ve bu da normal sıradan bir etimiz. Şimdi papağanımızı koyuyoruz. Normal sıradan etimizi veriyoruz. Atıyor. Bir de dry aged etimizden veriyoruz. Ve yemeye başlıyor.